Bütün bahçe yattı arkadaşlar, bakın. Hiç böyle bir şey görmemiştim. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Vallahi kaldık biz buralarda. Şu an dere yatakları falan komple taşmak üzere. Her taraf su içinde arkadaşlar. Bu arada göl tamamıyla doldu. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yazılımcı Köylü kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar dünden beri yağan yağmur sonucunda oluşan suları falan görüyorsunuz. Allah'a çok şükür. Şu an benim burada bir sıkıntım yok. Aslında şuradaki giderler falan açsam biraz daha bu su hızlı gidecek ama nasıl olsa üstünden akıyor diye çok da fazla uğraşmak istemedim. Ama patatesler muhtemelen artık bu saatten sonra bir daha buradan verim alamayız diye düşünüyorum. Bahçenin bazı kısımları da maalesef su içinde kaldı. Oradaki su tahliye etme olayında falan bazı sıkıntılar falan var. Şimdi ben daha bugün henüz hayvanlarım yanına gitmedim. Hayvanlarım hala tarlada. Hızlı bir şekilde hayvanlarımı bir kontrol edeceğim. Ondan sonra yukarılara bakacağım bakalım. Bir yerlerde bir hasar vesaire bir şey var mı diye bir kontrol etmem gerekiyor. İki gündür havalar yağışlı olduğu için dün akşam geldim oraya 3 tane daha akü ilavesi yaptım. Çünkü güneş enerjisiyle şu anda cihazların şarj olması imkansız. Hayvanlarım burada. Şu anda otluyorlar zaten. Baktığımız zaman herhangi bir sıkıntı gözükmüyor ama tellerde tekrardan bir kontrol edesim var. Şu an muhtemelen kameraya ses gelmiyordur ama derelerden öyle bir ses geliyor ki arkadaşlar. Şu an merkezde olan yol bağlantılarımız falan komple kapandı. Bazı araçlar suya gitmiş. Şu an sosyal medyadan sürekli olarak takip ediyorum. Bayağı bir sıkıntı var arkadaşlar. Dereler falan şu an komple taşmış durumda. Şu anda hayvanlarım da vallahi gece iyi ıslanmışlardır. Zaten ben bunları istesem de getiremezdim arkadaşlar. Zaten önceki videomda izlediyseniz özellikle şunu çok zor getirdik yani. Bayağı bir sıkıntılı. Diğerler arkasından tıkır tıkır geldi ama bunu getirmek mesele. Ama ıslandığı zaman bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Çünkü önceki yılda yağmur yağdığı zaman hiçbir şekilde ben hayvanlarımı getirmiyordum. Sürekli burada yağmurda falan hep bırakıyordum tarlada. Hiçbir sıkıntı olmuyordu. Aşağıdaki telin bir tanesini önceki gün muhtemelen domuz geldi. Telin üstteki kısmını koparmış ama alttaki kısmı koparamamış. Allah'tan o gün de kontrol ettim. Belki bir gün önceden de kopmuş olabilir, bilmiyorum. Hemen onu sağlamlaştırdım. Hemen tekrardan oraya bir bakayım, kontrol edeyim. Keyfin yerinde mi? Yıkandı mı tertemiz? Tertemiz yıkandı mı? He? Ya kızım? Önceki gün kopuk bir halde buldum üst tarafını ama alt tarafını kopartamamış. Hatta şuraya ne olur ne olmaz tane daha çıta ilavesi yaptım. Üstüne de yaklaşık olarak 5-6 metrelik bir tel ilavesi yaptım. Çift sıra ve çapraz bir şekilde gittim. Burayı ekstradan sağlamlaştırdım. Ondan sonra da zaten burada hiçbir sıkıntı yok. Bütün hattı baştan sona kontrol ettim arkadaşlar. Şu an için hiçbir sıkıntı yok. Şimdi orada normalde benim ilk başta koymuş olduğum 2 tane akü burada. Dün gece de bu 3 taneye getirdim buraya her ihtimale karşı. Şimdi ben bu 3 tane aküyü buradan sökeceğim. Evde şarj edeceğim her ihtimale karşılık. Ondan sonra gece tekrardan bu 3 tanesini, bu ilavesini yapacağım ki buraya ne olur ne olmaz. Çünkü yarın da yağışlı olacağı için güneş paneli muhtemelen şarjı yetiştiremeyecektir. Şu anda da baktığımda 12.7, 12.8 civarında ama dediğim gibi işi sadece riske atmamak için böyle bir işlem yapıyorum ben. Yağmurdan hemen önce ben buradaki avlu dibindeki temizliği bitirdim ve şu anda mavi teli de görüyorsunuz. Yol güzergahı boyunca komple bir krafta buraya mavi tel çektim hem gözüksün diye. Şu an kamerada gördüğünüz gibi yağmur hala şiddetiyle yağmaya devam ediyor arkadaşlar. Dünden beri gerçekten oldukça fazla yağmaya başladı. Binamızın sağı solu komple görmüş olduğunuz gibi su. Nasıl olsa şu yukarıdan doğru oturduğumuz yerin üstünden doğru su aktığı için giderler temizlemiyorum arkadaşlar. Dükkana bir şey koy, vallahi kalacağım bura. Koyayım bir şeyle, kalacağız vallahi. Kaldık zaten, kaldık. Vallahi kaldık biz buralarda. Baksana abi, biz şimdi eve çıkmayacağız, ondan korkuyorum. Hadi gidelim ya. Allah!
Maşallah. Ne geliyor be? Kocaman kesmiyor vallahi da. Hem de bizim borcumuz kalalım. Şu an dere yatakları falan komple taşmak üzere. Yakın bir zamanda şimdiki göreceğiniz köprü tamamıyla muhtemelen silme dolacaktır. Bakın az bir mesafesi kaldı orada. Eğer böyle devam ederse ki yukarıdaki yakalardan gelen sularla beraber burası komple dolacaktır zaten. Her yere su basmış durumda. Merkeze indim geldim. Bakın. Şöyle biraz daha yürüyeyim. Şu anda binanın etrafındaki. Zaten bir tek buraya su basıyor. Onun haricinde diğer taraflara falan su basmıyor. Giderleri falan kontrol ettim şimdi. Bizde sıkıntı yok ama buradaki sular arkadaşlar komple Bartın merkeze iniyor. Zaten Bartın merkeze yol tamamıyla kapanmış. Heyelan falan da varmış. Yani ben şu an merkeze kadar indim. Bartın merkeze yani köyün merkezine kadar indim. Orada bile yani yollar, dereler falan hep taşmış yani. Şuradan ufak bir şey kazdım böyle. Su oradan tahliye etsin diye. Zaten buradan bizim bahçeden de buradan su tahliye ediyor. İster istemez gidiyor. Bakın bahçemizin zaten kötü tarafı burasıydı arkadaşlar. Buradaki su tahliye edemediği için burada doğru düzgün bir şey yetiştiremiyoruz biz. O yüzden zaten bahçemizi ileri yapmıştık. Domates, biberi vesaire. Zaten burası sadece kavun ve mısır bölümü. Evet, şu anda burası çekmeye başlamış. Şurada az bir kırık var. Normalde dik tutarsam su gitmiyor. Ama şöyle yan tutarsam buradaki suyu da böyle bu toprak altından giden komple bir gider borusu var arkadaşlar. Binanın sonuna kadar. Oradan o şekilde tahliye edecek. Şu kapının ağzında biraz kürekle yukarıdan gelen suyu şu tarafa doğru yönlendirme yaptım. Nöbet bekleyeceğiz. Öyle gözüküyor. Çünkü gece falan bir yanda bastırırsa ondan sonra zaten yarın da devam ederse ondan sonraki gün zaten bir sıkıntı yok. Ondan sonra havalar hep açık gösteriyor. Köyün merkezine göre veya Bartın merkeze göre çok çok iyi durumdayız arkadaşlar. Yani ben halime şükrederim yani şu anda. Evet arkadaşlar, ilk defa bu kadar buranın su bastığını görüyorum. Daha önceki yıllarda da çok yağmur yağıyordu ama bu sefer gerçekten farklı oldu ya. Bakın şu anda bahçenin olduğu yer falan her taraf su içinde arkadaşlar. Bu arada göl tamamıyla doldu. Bakın göl seviyesi şu anda bahçenin seviyesini tamamıyla geçti. Oturduğumuz yerle şu an göl tamamıyla birleşti. Şu anda arkaya doğru komple arkadaşlar kapının ağzına falan çuvallar falan koydum ama ilk defa kapının ağzına o derecede su geldi yani. Bu sefer gerçekten farklı oldu yani. Hayvanları bir önceki çıkarttığım yukarıdaki arazinin yerine bakın. Yukarıdan oluk oluk su geliyor şu anda. Oraya da bakmaya çalışacağım. Daha binanın içine su girdi mi girmedi mi onu da bilmiyorum. Bakın şu anda normal bir şekilde yürüdüğümüz yerler her taraf su içerisinde. Allah merkezdekilere kolaylık versin. Allah yardımcıları olsun. Bu su komple oraya girecek. Ben bu yolun hiçbir zaman böyle olduğunu görmemiştim. İlk defa görüyorum. Bütün bahçe gitti arkadaşlar. Bakın bahçeye. Yani mısırları bile yatırmış yere komple. Bütün bahçe yattı arkadaşlar bakın. Mısırlardan anlıyorsunuz zaten. Şu an bütün bahçe komple su içerisinde. Hiç böyle bir şey görmemiştim. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Yani buradaki yolun bile bu şekilde su basması, şu yukarıdan bu suyun gelmesi
Demek ki dereler falan hep doldu, taştı. Toprak zaten haddinden fazla doydu. Artık komple taşıyor arkadaşlar. Şu an bakın, mesela şurası dere bizim normalde. Yani sesi duyuyorum şu anda. Dere coşmuş durumda. Bunun arkası dere arkadaşlar. Dere tamamen taşmış. Bakın ne hale geldi. İlk defa buradan, şu anki görmüş olduğunuz yerden ilk defa böyle su geldiğini görüyorum arkadaşlar. Bakın buradaki derler doldu. Normalde şu an hemen ayağımın altının olduğu yer düz arkadaşlar. Karşıdan buradan dereye geçiyor. Buralar da taştı. Bahçe, göl, her taraf taştı. Yani şu anda Bartın merkez veya bizim köylerin merkezlerini falan Allah kolaylık versin. Gerçekten durum vahim yani. Buradaki suların hepsi oraya gidecek. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Durum gerçekten çok kötü. Şu an giderler eğer kaldırmadıysa su komple giderlerden geri vermiş olabilir. Binanın içine de kontrol edeceğim. Neredeyse cizmenin boyuna kadar. Yani cizmenin yarısını geçti şu anda. Şu an burada kapılar hemen hemen sıfıra sıfır. Buralarda sıkıntı yok ama diğer kapımızın ağzına kadar geldi. Tam oraya geldi. Yağmur biraz dindi. Şimdi bunu hızlı bir şekilde çekerse çekti. Çekmezse işimiz gene vahim yani. Yani şuradaki lavantanın dibine varana kadar, toprağına varana kadar çekmiş arkadaşlar. Bakın buradan da oluk oluk gidiyor yani su. Bakın lavantanın toprağına bakın. Artık buradan da toprağı moprağı hep çekmiş. Lastiğin altından doğru komple su gitmeye çalışıyor. Şuralara birkaç tane torba koydum. Artık patates çuvallarının torbalarını buraya attım. En azından kapıdan içeri biraz daha suyu engellemek için. Kaç saat önce şu kapının ağzına da kürekle böyle bir yol yapmıştım suya. Yani o yoldan da hiçbir eser kalmamış arkadaşlar bakın. Dağ tarafından, oradaki derelerden hepsi taşmış. Taşan su komple şu anda içeri giriyor. Komple bakın. Bakalım gider çekmeye devam ediyor mu? Aslında en büyük korkum bu giderler daha önce bundan 6-7 sene önce bir taşma yapmıştı giderler. Bu giderler taşma yapınca giderlerden binanın içine su vermişti. İnşallah aynı şeyi yaşamayız ya. Böyle yavaş yavaş çeksin. Şu an biraz sakinleşti. Yağmur dindi biraz. Bakın gübrelerin olduğu yer her taraf su içerisinde şu anda. Bu arada Devrek'teki Bülent abiyle falan görüştüm. Birkaç saat önce. Maalesef bütün tavukları ölmüş arkadaşlar. Bütün çiftliğe komple su girmiş. Kurtaramadım dedi. Duvarları kırdım dedi. Suyu tahliye etmek için. Ama tavukları kurtaramamış. Hani gerçekten üzücü. Aşağıdaki merkezler, Bartın merkez, Zonguldak, Devrek. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Durum çok vahim yani. Şu an en çok korktuğum yer binanın içine girmesi. Bugün aslında girdim ama bu kadar değildi. Yani daha doğrusu bu kadar hiç içeri su basmamıştır arkadaşlar burası. Eğer giderlerden bundan 5-6 sene önce bir defa başımıza gelmişti bu olay. İnşallah aynısı başımıza gelmez. Yoksa ki içeri koymuş olduğum bütün otlar gider arkadaşlar. Ot namına hiçbir şey kalmaz burada. Ve korktuğum başıma geldi. Aynen arkadaşlar. Maalesef giderlerden içeri su vermiş. En çok korktuğum olay benim buydu. Anladığım kadarıyla çok ileri yayılmış mı? Yayılmış. Maalesef. Buraya kadar gelmiş arkadaşlar. İnşallah aşağılarda yoktur. Şu an giderlerin seslerini falan duyuyorum. İnanılmaz derecede çekiyor. Taştı yani her yer. Buralar çok şükür şimdilik iyi. Gördüğüm kadarıyla arkadaşlar sadece en baştaki yerde bir ıslaklık var. Otun olduğu yere komple su gelmiş. Geri kalan kısmında şimdilik yok gibi. Ama bu şekilde eğer bir 10-15 dakika daha bastırsa ben eminim ki buraya da komple girecektir. Giderler bu tarafta değil, şu tarafta. Artık giderden mi geldi, buradan mı geldi emin değilim ama buradan da gelmiş olarak gibi gözüküyor ama. Şu an dışarıda yapabileceğim hiçbir şey yok arkadaşlar. Her yerden akın akın su geliyor. Bakın şuradaki otların dibi şu anda şu kısma kadar komple ıslak gözüküyor. Üstlerini alırız bunu. Onlar o kadar problem değil de Allah'tan şu anda aşağıda bir sıkıntı yok. İnşallah böyle devam etmez de daha da fazla içeri su girmez. Eğer komple girerse işte o zaman bütün emekler maalesef çöp. O rüzgar da çok. Gerçi bu tarafta fazla birikinti yok ama şu karşıdan gelen gerçekten çok sağlam geliyor yukarıdan aşağıya. Aslında benim için en önemli noktalardan bir tanesi bu cihazlar yani eğer buraya su gelirse benim bu cihazları buradan kaldırma şansım yok. Çünkü hepsi sabit kablolama sistemi. Gerçi şunlar yüksekte bunlara bir şey olmaz da. Yani şunların yere çok yakın bunlar. UPS'ler. Bunları buradan kaldıramam da. Nasıl bir rüzgar geldiyse. Bizim gübrenin kapağı bile fırlamış yerinden. Şimdi hayvanlarımı kontrol etmeye geldim. Aynı zamanda
Tekrardan 3 tane akü ilavesi yaptım. Yine 5 tane aküye çıkarttım. Yarın akşama kadar bu yağışlar devam edecekmiş. Hayvanları işte rahat bir şekilde eve götürüyor olabilseydim eğer, ben bu akşam bunları götürürdüm. Burada bırakmazdım da. Benim bunları tek başıma getirme şansım yok. Bir tanesi burada, 3 tanesi de burada. Şu an genel itibariyle bakıyorum da herhangi bir sıkıntı, bir problem yok. Bugün gündüz de geldim. Otluyorlardı. Şimdi de geldim, otluyorlar. Genelde ağaçların altında falan oluyorlardı. Hani güneş falan olduğu zaman da, yağmurda öyle çok ağaçların altına girmiyorlar. Genelde böyle açık alanda falan otluyorlar. Selden 2 gün sonra tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz videoya. Şimdi bakın şuradaki mısırların biz çoğunu düzelttik aslında ama genel itibariyle bahçenin %80'i %90'ı bu şekildeydi. Aynen burada görmüş olduğunuz gibi bütün mısırlar falan yattı. Kavunlarda veya domateslerde, biberlerde, onlarda herhangi bir sıkıntı, bir problem yok. Yollarımız çok kötü oldu. Bahçemiz de şu anda bildiğiniz çamur gibi yani. Ayakkabı şu anda batacak derecede şu anda. Ama onu dediğim gibi onunla şükür yani. Biz yine çok daha büyük zarar görenler falan var. Biz diğerlerine göre biraz daha az hasar aldık. Sadece dediğim gibi bahçemiz vesaire, dışarılar falan ıslandı. Çamur geldi. Yollar falan yıkandı. Onun haricinde bizde bir şey yok. Ama merkezdekiler maalesef çok ciddi zararlar aldılar. Buradaki havuzun seviyesinde komple su gelmişti. Şu görmüş olduğunuz yerler komple suydu. Şu an tamamıyla sular çekildi. Merkezde falan da tamamıyla artık her yerde sular falan çekildi. Ama görmüş olduğunuz gibi her taraf çamur içerisinde. Yani selin getirmiş olduğu çamurlar, görmüş olduğunuz gibi, buraya kadar getirdi. Hatta son olarak size şuradaki yolu da göstereyim. Yolda bulunan çakıl taşları vesaire, malzemeler, toprak, çamur, görmüş olduğunuz gibi komple buraya kadar taşındı. Ve şu an görmüş olduğunuz yer bütün malzemesi komple kazındı. Yani zemindeki artık büyük taşlar falan çıkmaya başladı. Yani üzerindeki malzemeleri komple yıkamış bulundu. Onları aşağıya getirdi ve şu anda yukarıya çıkan bütün yolum bu şekilde arkadaşlar. Aynı bir tarla gibi. Şu anda taksiyle inip çıkmak sıkıntı, altını vurma ihtimali çok yüksek. Çok derin yaralar var. Bakın şuradaki görmüş olduğunuz gibi. Kapıya falan yaslanmıştı buradaki malzemeler. Ben artık burayı hemen hızlı bir şekilde kapıyı açtım. Artık dedim ne geleceğse gelsin yani. Yapacak bir şey yok. Şuradaki malzeme çıkıntılarını falan görüyorsunuz. Bakın yollar artık komple büyük büyük taşlar çıktı zeminden. Bütün malzeme yıkadı arkadaşlar. Komple götürdü maalesef. Buna da şükür diyorum ben. Özellikle de merkezde bulunan herkese çok büyük geçmiş olsun arkadaşlar. Yani sadece Bartın değil, Ordu'ya vesaire, oralarda da sel basmış. Oradan birkaç tane görüntü görmüştüm. Otun seviyesi çok yüksek olmadığı için yatma vesaire diğer tarafı da, bu tarafta öyle bir şey olmadı ama yüksek otu falan varsa arkadaşlar talan etti geçti yani. Ezip geçti. Öyle söyleyeyim ben size. Selahattin abinin videolarını paylaşmıştım daha önce. Traktörüyle bizim buradaki otu biçen abimiz mesela, onun mısır tarlaları komple gitmiş. Devrek'teki Bülent abi var. Tavuk çiftliği maalesef tavukları komple ölmüş. Duvarı kırmasına rağmen ölmüşler. İçeri komple sel basmış. Köy içerisinde de işte bir abimizin ahırına su girmişti. Onlar ineklerini yine Allah'a çok şükür çıkardılar. Zarar görmeyen kimse yok desem hemen hemen köylerde yani %50-%60 oranında herkes zarar gördü arkadaşlar. Ya işte binasında ya da tarlasında, bağında, bahçesinde vesaire. Evet arkadaşlar, bu videomuz da böyle olsun. Güzel olacağını düşündüğüm diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.